Adalet Bakanı Kenan İpek, Adalet Bakanlığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Teftiş Kurulu Başkanı Selim Yıldız'ın, 50 yaşındaki eşi Canan Yıldız'ın Samsun'un Terme ilçesi Evci Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Baba evinin önünde helallik alınan Canan Yıldız'ın cenazesi Pazaryeri Camisi'ne getirildi. Cenaze daha sonra aynı mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. Bakan Kenan İpek, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve daire başkanlarıyla birlikte Samsun Adliye Sarayı'nı ziyaret etti. İşte dün Ankara'da bana bu soru sorulduğunda anayasa ve seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun gereği yetkinin Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğunu, mutlaka bir karar vereceğini söylemiştim. Bir yorum yapmamıştım. Bugün oy çokluğuyla bir karar aldığını ben de öğrenmiş bulunuyorum. Ancak gerekçesini ben bilemiyorum. Mutlaka gerekçesine bakmak lazım, görmek lazım. İçişleri Bakanlığı'ndan, yani güvenlik güçlerinden, güvenlik riski konusundan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün veya bugün bir istişare yapıp yapmadığını veya görüş alıp almadığını bilmiyorum. Benim şahsi kanaatim mutlaka güvenlik riski konusunda bir görüş alınması gerekirdi diye düşünüyorum. Daha sonra Bölge İdare Mahkemesi valiliğini ziyaret eden Kenan İpek'le Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç bir süre görüştü. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçen Bakan Kenan İpek'e Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından şehir hakkında bilgi verildi. Bakan Kenan İpek ziyaretlerinin ardından Atakum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına yapılan parkı gezdi. Bakan daha sonra karayoluyla Ankara'ya hareket etti.